tedavisi yapıyorsunuz, güzel. Hı-hı. Ama o ışın tedavisindeki o nokta atışlarında diğer organların da var, komşu organlar. Orada zarar görür mü? Hı-hı. Bir de o ışınlar oradaki hücreyi yakınca temizleme anlamında mı? Neden ışın tedavisi diye soruyorlar. Biz de sizler adına değerli hocamıza sormuş olalım. Evet. Geçmiş yıllarda ben yaklaşık 2000 yılından beri radyasyon onkolojisiyle iç içeyim, asistanlığım, uzmanlığım. İlk ortalama 15-20 yıl öncesinde kobalt 60 cihazı daha sık kullanılıyordu, tedavi cihazı olarak kullanılıyordu. Kobalt cihazıyla tedavi ettiğimiz hastalarda sağlıklı organları, bu sadece meme hastası için değil, diğer organlardaki tümörleri temizlemek için kullandığımız ışın tedavisinde kobalt 60 cihazı sağlıklı organları korumada yeterli olmayabiliyordu. Diyelim ki nazofarenks karsinomlarında, genizin arkasındaki tümörlerde ışınlama yaptığımızda, sağ sol ışınlama yaptığımızda tam bu bölgeye denk gelen tükürük bezlerinde maalesef ışınlama alanına sokmak zorunda kalıyorduk. Ve hasta geniz tümörünü, yani nazofarenks tümöründen belki temizleniyordu, çok güzel şifa buluyordu ama sonra ömür boyunca tükrüğü az bir şekilde yaşamak zorunda kalıyordu. Ağız yaraları daha fazla olmaktaydı. Yani hastalığın hastalıktan ziyade yan etkileri nedeniyle konforsuz yaşıyordu. Evet. Ama şimdi teknoloji ilerledikçe, bu kadar ilerleyen süre içerisinde cihazlar da gelişti. Bunlar geliştikçe de sadece tümöre odaklı, tümörü ışınlayan ve çevresindeki organları tümöre maksimum doz veren, çevresindeki organları minimum dozla sınırlayan, zararı en az olan tedavi yöntemi cihazlar şu an kullanmaktayız. Bunları kullanırken de daha küçük tümörlere de, 1 santime yakın tümörler, 2 santime yakın olan tümörler, bağırsağın çok yakınından geçen tümörlerde, işte diyelim ki yemek borusuna çok yakın, yemek borusuyla soluk borusunun arasındaki bir tümör, sadece küçük bir tümör ama daha önce ışınlanmış, şimdi tekrar aynı bölgede küçük bir şey çıktığında, bir tümör çıktığında ikinciyi ışınlama imkanı veren cihazlar kullanıyoruz şu anda. Ve hastaya verdiğimiz doz, radyasyon dozu da daha yükseklere çıkmaya başladı. Geçmişteki kobalt cihazıyla verdiğimiz dozumuz örneğin 50 grayler maksimum verebiliyorsak, şimdi bunu 70 graylere kadar çıkarabildiğimiz hastalarımız oluyor. Bu demektir ki tümörün tamamen ortadan kaybolmasını sağlamak. Radyoterapinin amacı nedir? Radyoterapi tümörde ne yapar? Radyoterapi tümör hücrelerinin içerisindeki DNA'sının üzerinde kırılmalar yapar, parçalanmalar yapar ve o tümör hücresinin, ana hatlarıyla söylüyorum, o tümör hücresinin bir daha bölünmesini engeller. Bizim yaptığımız radyoterapiyle zaman zaman hastalığın tamamı ortadan kalkmış da olabilir. O kitle bir bakıyorsun, uçmuş gitmiş, kaybolmuş gibi de olabiliyor. Evet. Ama bazen kitle görüntüsü yerinde kaldığı da olabiliyor. O zaman paniklemeyeceğiz, endişelenmeyeceğiz. Yerinde kalmış olsa da canlılığını kaybettiğini görüyoruz. Yine bu görüntüleme yöntemleriyle, daha sonra tedavi bittikten sonraki görüntüleme yöntemleriyle görüyoruz ki oranın canlılığı azalmış, kitle kalmış ama daha az bir şekilde üzerine verdiğimiz kontrast madde, görüntüleyici tümörü gösteren görüntüleyici kontrast maddeyi daha az tuttuğunu görmekteyiz. Bu şekilde radyoterapinin amacı özellikle hücrenin DNA'sını kırmak, yıkmak, tümörün ortadan tekrar bölünmesini engellemeye sağlamak.